Elbette ki öncelikle tenzih edilmesi gereken mutasıf sıfatlara, kemal sıfatlara sahip olan Allah-u Teala'nın şanını yüceltmek gerekiyor. Yine Sübhaneke Arapça'da baktığımız zaman muhterem kardeşlerim, bizim bildiğimiz tesbih etmek gibidir. Yani mesela biz tesbih deriz biz buna. Elimize almış olduğumuz tesbih vardır. Buna ne diyoruz biz? Tesbihdir. Yani kutlanmak manasındadır. Veyahut da zikretmek manasındadır. Ya Rabbi ben seni tesbih ediyorum. Sübhaneke. Allahümme derken ben seni tesbih ediyorum. Ben seni tanıyorum. Allah'ın kemal sıfatlarla mutasıp noksan sıfatlardan münezzehtir diyoruz. Kemal sıfatlar dediğimiz zaman, Allah'ın sıfatları dediğimiz zaman aklımızın ne gelmesi gerekiyor? Bunlar önemli olan şeylerdir. İyi, hoş, güzel, tam, olgun, mükemmel olan her türlü sıfatlardır. Bunlar Allah'a ait olan sıfatlardır. Cenab-ı Hakk'ın mesela biz sıfatlarına baktığımız zaman muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala ne diyoruz? Hayatımız. Yani her şeyi diriltendir diyoruz. Hay, el-hayyul kayyum ayetini okumuş olduğumuz bir sıfatıdır Cenab-ı Hakk'ın. Buna baktığımız zaman mesela Cenab-ı Hakk'ın her şeyi mükemmel bir şekilde tasvir ettiğini görürüz. Yine Cenab-ı Hak Âl-i İmran suresinde bununla bir ayet-i kerimede buyuruyor ki Estaizu'l-Bilem وَالَّذ۪ي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ diyor. Öyle ki Allah-u Teala sizleri rahimlerde tasvir etmiştir. يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءَ İstediği şekilde sizleri yaratmıştır. Yani mesela baktığımız zaman bir insanın şöyle yüzüne, gözüne baktığımız zaman herkesin kendine göre bir güzelliği vardır. Herkesin kendine göre bir özelliği vardır. Herkesin kendine göre yapabileceği kabiliyetlerle Allah-u Teala donatmıştır. Yani bazı insanlar iyi ustadır. Bazı insanlar iyi hitabet eder, yani hatiptir. Bazı insanlar güzel yazı yazar. Bazı insanlar doktor olur, insanları tedavi eder. Bazı insanlar ne olur muhterem kardeşlerim? Sanatkar olur, zanaatkar olur. Yani bu Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu insanlara vasıflardır. Öyleyse insanları en güzel şekilde tasvir eden Cenab-ı Hak'tır. وَهُوَ الْعَد۪يزُ الْحَك۪يمُ Allah nedir? Azizdir. Yani en büyük olandır, hikmet sahibidir. Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu her şeyde bir hikmet vardır. Biz meseleye bu şekilde bakmamız lazım.